İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın Maraş'ta yapılması planlanan termik santral için yürütmeyi durdurma kararı çıktı. Artsakh ve Ermenistan Cumhuriyeti'ndeki STK'lar Artsakh'taki insani felaket konusunda uluslararası örgütlere çağrıda bulundu. Nahçıvan sorunu Artsakh sorununa eşittir. Rusya Federasyonu resmen Avrupa Konseyi'nden ayrılıyor. Turnalar 30 yıl aradan sonra Batı Ermenistan'a yeniden geldi. Ermenistan Cumhuriyeti'nde 2 ay sürecek olan Frankofoni etkinlikleri başlıyor. Batı Ermenistan'daki Maraş'ın Afşin ilçesinde yapılması planlanan en büyük kömürlü termik santralı olan C Termik Santral Ünitesi için mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi. Hayatı ve Doğayı Koruma Platformu'nun Afşin Elbistan'dan 25 duyarlı ve gönüllü ile birlikte açtığı davanın bilirkişi incelemesi daha önce yapılmıştı. Bilirkişiler, Afşin Elbistan Ovası'na böyle bir termik santral yapılmasında kamu yararı olmadığını, bunun akıl ve mantıkla bağdaşmadığı yönünde karar vermişti. 44 günlük savaşın dehşetinden sonra Artsakh Cumhuriyeti bugün yeni bir insani felaketle karşı karşıya. Bu, Artsakh ve Ermenistan Cumhuriyeti'nde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının uluslararası kuruluşlara yaptığı çağrıda belirtilmiştir. Duyuruda şöyle yazıyor. 9 Kasım 2020 tarihli ateşkes bildirisinin kabul edilmesinden yaklaşık 1,5 yıl sonra Azerbaycan çeşitli yöntemlerle Artsakh halkına karşı etnik temizlik politikasını sürdürmeye devam ediyor. Jeopolitik gerilimler ve uluslararası toplumun dikkati Ukrayna'daki krizde meşgul olduğu şartlarda resmi Bakü, Artsakh Cumhuriyeti'nin tüm yerleşimleri üzerindeki gerilimi ve baskıyı keskin bir şekilde yoğunlaştırdı. Artsakh'ın tüm nüfusu 8 Mart'tan itibaren Cumhuriyet'e giren doğal gazdan mahrum bırakıldı. Azerbaycan tarafı Artsakh nüfusunun fiziksel varlığını da tehdit ediyor. Özellikle Ermeni köylerine orta ve büyük kalibreli silahlarla ateş ediyor. Azerbaycan'ın bu soykırım eylemleri uluslararası toplumun gözünde gerçekleşmektedir. Ancak uygun bir yanıt almıyor. Genel olarak uluslararası toplumu ve AGİT eş başkanı ülkelerini yaklaşan insani felaketi ve Azerbaycan'ın Artsakh'taki Ermenilere yönelik etnik temizlik politikasını önlemek için gerekli tüm önlemleri almaya çağırıyoruz. AGİT'in himayesinde Yerevan ve Bakü arasında olası müzakereler hakkında açıklama, müzakere konusunun kasıtlı olarak çarpıtıldığını gösteriyor. Kars Antlaşması geçerli ise Nahçıvan, Bakü egemenliğine ait bir toprak değildir. Geçerli değilse o zaman Ararat Dağı ve Iğdır'ı iade edin. Barış Antlaşması ile karşılıklı tanıma gerçekleştirilecek. Bu da sınırları tanımadan imkansız olacak. Eski Ermenistan Sovyet Sosyal Cumhuriyeti'nin güney sınırının bir kısmı eskiden olduğu gibi şu anda da uluslararası anlaşmalarla tanımlanan Sovyetler Birliği ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasındaki bir ayrım çizgisidir. Nahçıvan, 1921 Moskova ve Kars Antlaşmaları ile Azerbaycan Cumhuriyeti himayesinde bir Ermeni özerkliği olarak tanımlandı. Makalenin tamamını web sitemizde okuyabilirsiniz. Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Konseyi'nden ayrıldıklarını ve bu bildirimin Genel Sekreter Maria Pejnovic Buric'e iletildiğini açıkladı. Kararın Avrupa Konseyi Genel Sekreterine iletildiği vurgulanan açıklamada, bu şartlar altında ülkemiz Avrupa Konseyi'nde kalmayacak. 15 Mart'ta Genel Sekreter Maria Pejnovic Buric'e Rusya Federasyonu'nun örgütten çekildiğine dair bildirimde bulunuldu, ifadeleri kullanıldı. Avrupa Konseyi'nden ayrılan Rusya, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni feshetmek zorunda kalacak. Bu, Rusya Federasyonu'nun Federasyon Konseyi Başkan Yardımcısı Konstantin Kosachev tarafından açıklandı. Avrupa Konseyi ise Rusya Federasyonu'nu saflarından çıkarmayı amaçlıyordu. Bu durum 14 Mart'ta Strasbourg'da Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi oturumu sırasında dile getirilmişti. Batı Ermenistan'daki Hakkari'nin Yüksekova ilçesine 30 yıl aradan sonra tekrar gelen turnalar vatandaşları şaşırttı.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kuş cenneti olarak bilinen nehir sazlığı onlarca kuş türüne ev sahipliği yaparken göç yoluyla kuşlar gelmeye başladı. Her sene olduğu gibi yine göç yoluyla gelen onlarca kuş türünden biri olan turna ovada bulunan kar üzerinde sürü halinde görüntülendi. Turna kuşunun popülasyonu Batı Ermenistan'da tehdit altında bulunuyor. 20 Mart Uluslararası Frankofoni Günü vesilesiyle Yerevan'da ve Ermenistan Cumhuriyeti'nin farklı bölgelerinde 2 ay boyunca yaklaşık 700 Frankofon Kültür, Üniversite, Bilimsel ve Genel Eğitim Etkinliği düzenlenecek. Dışişleri Bakanlığı tarafından koordine edilen bu Frankofon etkinliğine Ermenistan Cumhuriyeti Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Bakanlığı, Yerevan Belediyesi, Ermenistan Cumhuriyeti'nin yerel öz yönetim organları, müzeler, üniversiteler, eğitim okulları, müzik, sanat ve kütüphaneler katılıyor. 2 ay sürecek olan Frankofon kapsamında 21-22 Nisan'da ünlü Kanadalı şarkıcı Garou'nun Ermenistan Cumhuriyeti'nin Frankofoniye üyeliğinin 10. yıl dönümüne adanan konseri Karen Demircan adlı konser salonunda gerçekleşecek. Bugün için bu kadarını gördük. Şimdi size Armine Simonyan'ın seslendirdiği ve Aşuh Şeram tarafından Antranik Paşa'ya adanan Ermeni halk şarkısı Kaç Antranik adlı eseri sunuyoruz. Zapastan andramik Surtanun petiş vidar edar Eskalerin kez zapastan andramik. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.